Herkese selamlar. Bugün yeni işler, yeni uğraşlar peşindeyiz. Neredeyiz? Kuşadası'nın Güzelçamlı köyündeyiz. Buraya neden geldik? Gürcan'ın arıları taşıyoruz. Salim abi de yanımızda. Gürcan'ı diğer videolarımızdan da biliyorsunuz. Yuvarlak Çay, Doğa Restorant'ın sahibi. Ayrıyetten profesyonel bir gezici, arıcı kendisi. Arıları buradaydı. 300 kovan. Dün 150 kovan taşıdık Köyceğiz'e. Bugün kalan 150 kovanı taşıyacağız. 300 kilometre yol geliyoruz. Dönüşte 300 kilometre. Dün akşam saat 1 gibi falan bitti işimiz. Bakalım bugün arıların girmesini bekleyeceğiz. Daha sonra tekrar arıları arabaya sarıp Köyceğiz'e doğru yola çıkacağız. Salim abi dün biraz gazi oldu. Bakalım kendini gösterecek mi? Salim abi de göstermek istiyorum size. Yer çok güzel. Birçok arıcı burada. Sağım yapıyorlar şu anda. Arıların yanına doğru gidelim. Kalan kovanların yanına doğru. Bu Iveco ile taşıyoruz. Uzun şase. 152 kovan çok rahat alıyor. Kalan kovanlar da bunlar dünden sonra. Dün spor ayakkabılarla gelmiştik. Şu çalılar bayağı bir battı. Bugün iş ayakkabılarıyla geldik. Kıyafetlerimizi giyiyoruz. Akşamüstü arılar gelirken biraz hırçın oluyor kapaklarını kapattığımız zaman. Tabii ki artık böyle profesyonel arı videoların devamı gelecek. Çünkü dediğim gibi Gürcan çok profesyonel bu konuda. Sürekli arılarını gezdiriyor. Uzun zamandan beri yapıyor ve eğitimini almış, okumuş biri. Biz de balları zaten Gürcan'dan temin ediyoruz. Biz sabit arıcılığı denemiştik. Evimizin orada sabit arıcılık olmadı. Şu an ben de arı kovanına biraz bakım yapıp Gürcan'ın oraya götüreceğim. Beobasında Yuvarlak Çay'ın sırtlarında yer. Orada da şu an püren çiçekleri açıyor. Arıyı pürene bırakacak biraz daha güçlenmesi için. Şimdi Salim abinin yanına doğru gidiyorum. Salim abi dün gazi oldu. Her yer arı, arı vızıltısı. Kovanlara arkadan yanaşıyorum. Ön taraftan dün bayağı bir saldırıya uğradık. Salim abi, o gözlükler ne abi? Artist misin abi sen? Ya dün Salim abi bir arı soktu. Göz şişti balon gibi. Kol da şişti. Balon. Aslında abi gözde bir şey olmayacaktı da ben o iğneyi çıkardım gördük Salim abinin gözünde. Büyük ihtimal iğneyi biraz bastırdım böyle ele çekerken. Zehir içine gitti dünden beri Salim abinin gözler şişik. Meslek girdi. Evet abi. Sabit aracılığın olmadığını anladık ve gezici evet, test ettik, aracılığı şu anda test ediyoruz. Zaten Edeceğiz. videonun başında da edeceğiz abi. Çünkü ilk önce şeyinden başladık bu kovan taşıma işinden. Çekirdekten. Çekirdekten yetişiyoruz. Tabii ben Gürcan hakkında ileride bahsettim abi. Kendisinin böyle profesyonel Yani olduğundan, profesör. bu işi gezici yaptığından, çok güzel ballar aldığından doğal. Gürcan'ı da zaten herkes tanıyor abi. Doğa Restoran'ın sahibi kendisi. Ünlü zaten. Ünlü aynen. Ünlü araç. Balı da ünlü abi aslında Gürcan. Evet, geçelim abi Gürcan'ın yanına doğru. Abi ayva düşüyor. Evet abi usta arılara bakıyor. Biz de çırak bir şeyler kapmaya çalışacağız bakalım Biz de ustadan. önümüze bakıyoruz abi. Evet. Arılar son seferlerini yapıyor abi. Güneş batıyor. Tabii kovanlar abi değil mi? Arılar son seferini yaptıktan sonra içeri girdikten Hava sonra hava kararınca kararınca kapaklarını kapatıp topluyoruz. bu iş gece yapılıyor yani. Evet bu iş gece Gece yapılıyor iş. abi. Gece abi. Taşıdığımızdan bahsettim abi. Gece 1 gibi falan anca Bence Köyceğiz'e evet. gittik. Arıları bıraktık. Arılar artık son demdi abi. Arılar üşümüş. Stone'a çekmiş. Sağından sonra. Şöyle bakalım bir tanesi. Serin de abi burası bizim oralara göre böyle dağın üstünde. Bu tarafa gel abi. Bir yer. Evet abi görüyorum abi. Kıyafetleri giymedik abi. Kendimizi zımbalatmayalım. Biraz da stresli tabii. Soğuk ya dışarısı artık. Kızıyorlar. Şimdi biz bunları fışlamaya getiriyoruz değil mi? Abi bunu... Narenci. Evet. Pürene abi. Pürene Aynen pürene. Orada biraz yavru. Biraz güçten Yavrudan gibi. Sonra tekrar abi çam bölgesine taşırız. O da Akika tarafı olur galiba. Abi zaten bu videoları böyle belgesel gibi yapalım.
Gürcan bu işi zaten biliyor profesyonel bir şekilde. Yani Türkiye'nin hemen hemen her yerine bu arıyı gezdiriyor. Çok güzel bir doğal bakım yapıyor kendisi. Hem böyle bir abi kış bakımından başlayalım. Bu işi nasıl yapılır, nasıl olur? Bu işi yapmak isteyen mesela herkes diyor ki köye göç edeceğiz. Köyde ne iş yapacağız? Alın size abi arıcılık. Yapılacak en güzel iş arıcılık. Evet. Tabii ki bir sabit arıcılığı denedik. Acemi bir şekilde başaramadık. Yani aralar mahvoldu diyebiliriz. Araları kaçırdık. Keneler bastı. Ama Gürcan'dan bu işin böyle en profesyonel şeklini öğreneceğiz ve size de öğreteceğiz. Aynen abi. Dün de şey mevzularını konuştuk, böyle arıcı gittiği yeri söylemez. Evet. Şeyler var böyle, nerede bal nektar yatakları, nerede bal alabilirsin. Bunu kimse böyle çok paylaşmıyormuş. Biz sizinle bunları yıl boyunca her şekilde böyle şeffaf bir şekilde paylaşacağız. Tabii abi, bizim bildiğimiz öyle gizli saklı değil yani, biz paylaştıkça böyle daha iyi oluyor. Hani herkes öğrensin bu yılda mesela. Tamam, istemediğimiz bir olaydı ama Muğla'da mesela orman kalmadı. Marmaris ormanlarımız, bizim Köyceğiz ormanlarımız, bal ormanlarımız tamamı yandı. Biz de hemen alternatif olarak işte burayı keşfettik. Ya duyuyorduk sürekli arıcılardan da, evet. Bu kadar şey olduğunu bilmiyorduk. Geldik baktık hoşumuza da gitti. Ha, biraz geç kaldık ama geç kalmamıza rağmen şekersiz, %100 katkısız çam balımızı yine aldık. Burası neresi? Burası abi Aydın Söke, Güzel Çamlı mevki. Milli parkların olduğu bir bölge. Zaten burada zirai ilaçlamanın kesinlikle uzak. Her şey yasak. Tamamen doğal. Çok da güzel bir çam balımız oldu. Artık arılarımızı işte kışlık yerine çekmeyi düşünüyoruz. Şimdi pürenini açmaya başladı bizim kendi köyümüzde, Pınarköy'de. Köyceğiz tarafında. Orada biraz yavru yaptıktan sonra tekrar çama, AKK tarafına geçiririz. Bahar, işte bahara hazırlık yaparız artık. Arıyı biraz uyuturuz çamda. Peki Gürcan, önümüzdeki yıl buraya gelmek isteyenler çam balı için buraya gelebilir değil mi? Tabii yani, tabii ki. Yani. Burada işte az önce gördük, Osman amcam var. Onun yerleri müsait. Yani hem kontrolünü yapıyor, hırsızlık olayı yok. En güzel yanı da bu. Yani güvenli bir yer. Bir de şöyle bir şey var değil mi abi? Yani sonuçta burası kendisinin özel mülkü. Tabii. Kovan başına burada bir ücret alıyor ama... Yani cüzi bir miktar. Evet, cüzi bir miktar. Yani dışarıdaki ne kadardı? Ben 4 lira verdim yani, kovan başına. Gürcan 4 lira vermiş. Kovanlarınız güvende. Özel bir mülk içinde. Çok güzel de çam balı. Peki başında durmak zorunda evet, kalmıyorsun. Çok güzel de bir çam balı yeri burası. Evet. Yani kaç teneke almıştın buradan abi Gürcan ben bu sene? Tek sağım yapıma rağmen 3'e 1 aldım. Allah bir mert versin. Yani bu zamanda hiç kimse yani kolay kolay bu yıl çam balı alamamışken. 3 kovandan bir teneke alabildi. Biz yine yani, biz yine balımızı aldık. Yeterli oldu abi, Allah'a şükür. Ama tabii Osman amca da tüyoları verdi abi bir dahaki sene için. Geliş tarihini, nasıl geleceğimizi söyledi. Bunları da sizinle böyle paylaşacağız. Şimdi biz öyle kendi aramızda biraz sohbet edelim. Tabii ki bu serinin devamı gelecek. Yüklediğimizde indirdiğimiz yeri de göstereceğiz gece size. Kış bakımı olacak arılara birkaç gün içinde. Onları da detaylı bir şekilde çekeriz. Böyle etrafınızda arıcılık yapan varsa, gezici arıcılık yapan varsa... Yani buraları paylaşacağız. Buralara doğru da gelebilirler. Bizden yorumlarda ya da mesaj olarak da yer bilgisi alabilirsiniz, takip ederseniz. Çok güzel bir seri olacağını inanıyorum ben. Güzel böyle bal alınacak, aralara bakılacak. Bu yıl tüm Türkiye'yi gezmeyi düşünüyoruz. Evet, yani bu işin böyle olduğunu zaten biliyorduk, yapamıyorduk. Gürcan denemek sağ olsun. Şunu yapacağız abi yani. Bu sezon arıcılığı yani sıfırdan diye şöyle mesela kış bakımından itibaren... Seneye kışa kadar yani 12 ay boyunca evet. Kaç kovan arımız var, masrafımız ne, nereleri gezdik, hangi yaylaları dolaştık, aradan ne kazandık, ne kazandı elde ettik. Bunları öğreneceğiz, hep birlikte bunu göreceğiz abi. Ya bu camiada en şeffaf video olabilir bu, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Kesinlikle yani? Olması lazım zaten abi. Yani. Mesela geçen günlerde sormuştum, yani geçen günlerde değil mi de dün de sormuştum Gürcan'a. Hastalıklardan falan bahsediyoruz böyle yolda giderken. Ya dedim işte Amerikan yavru çürüklüğü diye bir şey duyuyoruz. İşte Avrupa yavru çürüklüğü diye bir şey duyuyoruz. Yani bunu gidermek için antibiyotik kullanıyorlar. Sen ne yapıyorsun? Gürcan bu kovanları ayırıyormuş abi. Yani sonuçta bunlardan da sürekli bahsedeceğiz. Yani böyle YouTube'da o arı oynatma listemiz var tabii ki. Yani acemi videolarımız var. Artık böyle tam böyle profesyonel bir şekilde profesyonel... İşini iyi bilen, işini iyi yapan uzman bir kişi tarafından böyle güzel söyleşilerimiz olacak. Yani takip edersiniz bu serimizi. Ersen'le biz de içecek. İkimiz de bir çarız abi. Yani dediğin gibi senin gibi şeyli başladık işe. Direkt kovan abi. Taşımaktan başladık. Öyle hemen bal almak, bal sağmak, para kazanmak yok abi bu işte. Aynen. Alttan başlayacağız işi abi. İşi güzel bir şekilde öğreneceğiz. Bunu da sizlerle paylaşacağız. Biz abi biraz
Kolaçan ederiz sağ solu. Biraz da serin. Burası üstümüze bir şeyler giyelim. Yüklerken de çekeriz. Giderken de çekeriz. İndirirken de çekeriz. Bunun altı oyulmuş acıyor. Evet Salim abi. Kıyafetin önemini bir kez daha anladık. Kovanları taşırken. Yani taşımaya başladığımızda kapaklarını kapatıyoruz ama bir kovanın altında delik varmış. Ve arılar çıkıp saldırmaya başladı. Tabii ki kıyafet olduğu için sıkıntı olmadı. Problemli kovanımız burada. Şimdi Gürcan onu halledecek. Şuradan bak tahtayı oymuşlar. Evet, oradan çıkıyorlar. Tahta oymuşlar. Gürcan şimdi ya. Körük yakıp halledecek. Tabii bu sırada üzerimizde kıyafetler var. Arılar saldırıyor ama sıkıntı olmuyor. Yani arkadaşlar bu kıyafeti giymek zorundasınız. Aynen. Şu anda her yerimiz arı. Yazıda gözünüz arı. Yani bazen böyle aksilikler de olabiliyor. Tabii kovanlar her barda tadilata giriyor. Şimdi orayı Gürcan halledecek. Ama üzerimizde kıyafet olmasaydı büyük ihtimal bayağı bir sokulacaktık. Şu anda da saldırıyorlar sürekli üzerimize. Ellerimize. Menteşe mi yapmış onu? Şey yapmış. Menteşe gibi bir şey yapmış. Olabilir abi. Böyle açmalı herhalde. Ben de yapıyorum. Değil mi oraya menteşe bir şey yapmış biliyor musun? Şöyle. Temizler benim koyun da. Evet daha önce de oraya bir şey sürmüşler. Evet. Abi kaçanlar ne olacak şimdi kalacak. Kaçanlar bir yere Baksana bana geliyor abi. Hmm. Hmm. Ya abi hepimiz seviyorlar beni. Ya. Çok var. Hadi şuradan. Ha? Alttan mı geliyor? Allah Allah nasıl çıktı? Benim gördüğüm şunun arasından çıkıyor şu aşağıdan. Evet o arada. Komple. Yaparız da ama o adam değil abi bu. Alttan mı çıkıyor? Çamur sürüyoruz abi şimdi. Kovanları çıkarıp bilmemiz lazım ya. Hem abinin kovanlarını teslim et. Bunlar dışarıya çıkan arılar. Bunlarda sıkıntı yok da. Tamam ya. Sanki tamam ya. Şu anda küçük çok bir yer yok abi. Kaçın belada acı. Aynen abi ya. Bırakmıyorlar peşini. Salim abinin peşini bırakmıyorlar. O zaman abi devam. Yani gene dikkatli kapatacağız tabii kapakları ama altlardan ya da sağdan soldan çıkanlar oluyor. Onun için mutlaka arılara bakarken kıyafetlerinizi giyin. Kıyafet önemli. Onları kapatırken ağzında boşluk var mı bir bakalım. Tamam boşluk abi. Boşluk varsa mutlaka çamur yapalım. Tamam. Risk almayalım. Okey. Evet abi o zaman başlayalım. Bunlar benim puan değil mi? Biraz çalışalım. Yaraya geldiğimizden sonra devam ederiz çekimleri. Artık karanlık bastı. Arının bu taraftaki bölümünü hallettik. Şimdi arabayı ilerleteceğimiz için yarım da olsa arıları sarıyoruz. Salim abi üst tarafta Gürcan düğümlerini atıyor. Bu iş bittikten sonra bu bölümdeki arılar toplanacak. Gürcan şöyle çok sağlam bir düğüm atıyor. Vallahi ipler sas deli gibi. Sağlam bir şekilde gidiyor. Köyceğiz'e kadar hiç sıkıntı olmuyor. Kalan kovanlarımız bu tarafta. Bunlar da diğer yarısını doldurur. Ondan sonra yukarıda Osman amcanın orada bir çay içeriz. Dün akşam da öyle yaptık. Sonra yola çıkarız Köyceğiz'e doğru. Evet Salim abi. O taraftan mı atıyorsunuz düğümleri? Evet.
Abi saz gibi tınlaması lazım. Vallahi tınlattım az önce. Şuraya bak. Salma abi ya. Şöyle güzel bir düğüm. Buradan. Her kovanın üstüne gelecek şekilde. Çünkü geldiğimiz arazi bayağı engebeli. Videonun başında bahsedememiştim. Burası çam ağaçlarının olduğu bir bölge. Basra sahası. Onun için dağlardan yukarı çıkıyoruz. Yani inerken de çıkarken de arıları çiftliği sarmak gerekti. Şimdi bu işlem bitince diğerlerini yükleyip yolculuğumuza devam edeceğiz Köyceğiz'e doğru. Kovanları tamamen yükledik. Şimdi Salim abiyle Gürcan sarımı yapacaklar. Ben de biraz uzaklaşayım. Çok ışık tutmamam lazım kovanlara. Bir iki tanesinin kapağını kapattık ama alttan delikleri varmış. Işık tuttuğumuz zaman arılar kovanlardan kaçıyor ve saldırıyorlar. O yüzden arabadaki kovanlara ışık tutmamam lazım. Işıksız yükledik zaten. Işık problem oldu. Şimdi yola çıkacağız. Köyceğiz Beyobası'na. İndireceğiz arılarımızı. Evet, arılar kendi memleketlerine geldi. 4 saatlik bir yolculuktan sonra Beyobası'na geldik. Evet abi, bulunduğumuz mevki güzel çam ağaçları var, okaliptuslar var. Ayrıca burası püren bitkisinin yoğun olduğu yermiş. Arılar burada bir ay kalacak değil mi Gürcan? Evet abi. Bir ay kadar burada kalacak, sonra da Akyaka yolcusu arılar. Şimdi biz arıları indirelim. Fazla kaytarmayalım değil mi Salim abi? Gece 12'yi geçti çünkü. Şimdi arılarımızı böyle orman içine dizdik. Şu an Gürcan kapaklarını açıyor. Benim böyle ışık tutmam biraz sıkıntılı bu durumda. Arılar ışığı görünce dışarı kaçıyor. Yorucu bir iş. Terledik. Daha tabii ki alışkın değiliz böyle işlere. Alışmaya çalışacağız. Işığın sıkıntılı olduğunu anladık bu durumda. Arılar ışığa geliyor. Gece olsa da uçup sokabiliyorlar. Birkaç tane darbe aldık. Eldiven olsa elimizde. İşimiz bitti. Gece 1'e doğru yaklaşıyor. Artık dinlenme zamanı geldi. Daha sonraki arı videolarında görüşmek üzere. Hoşça kalın.